Selamünaleyküm hocalarım. Bu haftaki konumuz biraz daha kolay. Aidiyet eki ile mübalağa kalıbını yapacağız sadece. Aidiyet eki ne oluyor? Bir yere mensubiyeti belirtir. Yani şehre mensubiyet, dine mensubiyet, mezhebe, mesleğe, bir üniversiteye yani herhangi bir yere mensubiyet kısmı e, bu şeddeli y ile yapılır. Mesela İstanbul kelimesi İstanbulken İstanbuliyun dediniz mi? Şeddeliye ekleyince İstanbullu yani İstanbul'a mensup oluyor. Berdat. bu gayin harfine demiş. Yapalım şöyle gayin harfine. Berdadiyun dediniz mi? Bağdatlı oluyor. Mesela üniversiteli diyoruz ya, üniversiteli. cami'iyyun deyince üniversiteye ait olan bir şey oluyor bu. Camia üniversiteydi. Ee, Malikiyun da imam Malik'e mensup. Bunlar müennes hali tabii ki yuvarlak T gelecek. Mesela bayan ise İstanbuliyetun olacak, Berdadiyetun olacak. Tamam mı? Şunu kendiniz yapın. Eğer kelimenin okunuşu zor oluyorsa yani sonunda şey varsa böyle e, A harfi gibi yani yazılımda olmasa bile okunuşta A harfi varsa bu sefer şey deliye eklemezsiniz. Mesela Amasya'da Amasyayun diyemezsiniz. Tamam. O mümkün değil. Ne yapıyorsunuz? O sondaki harfi yutuyorsunuz. Amasya pardon yutuyorsunuz demişim. V ekliyorsunuz. Amasyawiyun diyorsunuz, tamam mı? Amasyawiyun Ankara'da ise arkadaşlar bu şey Ankara Ankara uyun bu H harfi zaten okumuyordu normalde Ankara demek için vardı Ankara uyun bizim Osmanlıcıda bu Kara kelimesi kafra H şeklinde yazılıyor Ankara uyundda Ankaralı oluyor Mübalağa kalıbı arkadaşlar bir şey çok yapan çok çok yapan için kullanılır mesela feale yaptı Faal bakınız ne yaptık? Birinci harfi fetha, ikinci harf şeddeli fetha. Ondan sonra ikinci harften sonra elif ekledik. Faal'e faal, Ketebe kettab. Fetene fettan gibi tamam mı? Faal fa ne? Çok çok yapan. Kettab çok çok yazan. Fettan çok çok fitne çıkaran demek. Şimdi bunların muhtelif vazifeleri var. Birincisi bir işi çok yapmayı belirtmek için. Mesela abede ibadet etti. Abbad çokça ibadet eden için kullanılır. Meslek ifade eder. Kant mesela şeker demek. Kannad şekerci demek. Birçok bizim Türkçe'de öyle meslek şey var. Mesela kassab gibi şeyler var. İfadeler var. Meslek gösterir. E, alet edevat ifade eder. Ama Sonra yuvarlak t eklemeniz gerekir. Semi'a işitti. Semi'a işitme aleti. Yani hoparlör. Mesela sara seyara yürüdü gitti. Seyyara dediniz mi? O da sizi yürüten araç oluyor. Yani araba oluyor. Şunları kendiniz yapın. Yeni kelimelerde söylenecek bir şey var mı? Şunu çok karıştırıyorlar. Ahir ile O yüzden beraber verdim bunu. Tamam Dikkat etmeniz gerekiyor. Bu e, şeyi ezberleyin. Deyimi önemlidir. Konuşma diyaloğu size ekledim. Bunu yine erkek bayana göre değiştirirsiniz. Mesela tefaddal ne yaparsınız bayan olduğunda. Şuna söyleyeyim. Karışıksa eğer grup karşımıza diyelim ki iki bayan iki erkek varsa o zaman erkek kalıbı kullanacağız. u diyeceğiz tamam mı? Orada ezberliyorsunuz. Burada çift mi olmuş? Fethavan'a öyle geliyor. Şöyle sildim. Hepinize kolay gelsin.